Gençler selamlar. 10. haftamızdayız. Konumuz polinomlar. Evet. Polinomlar konusunun bugün sizle beraber işleyeceğiz ve bu konunun tabiri caizse içinden geçeceğiz. Bu konu sizin için mazi olacak. Arkadaşlarım 10 haftayı bu haftayla birlikte geride bırakacağız ve kampımızın artık geriye kalıyor son bir tanecik haftası ve o haftadaki konuları da işledikten sonra TYT kampına ara vereceğiz. TYT kampı bitireceğiz ve TYT kampından hemen sonra TYT kampının mini bir tekrarını yapacağız. Güzel güzel sorular çözeceğiz sizle beraber ve bu sırada sizler TYT kampını tekrar etmiş olurken, konuları tekrar etmiş olurken, farklı soru tipleri görmüş olurken ben de sizler için AYT kampının son hazırlıklarını yapmış olacağım. AYT kampı demişken muhteşem bir kitap olacak arkadaşlar. Çok güzel ve nizami hazırlanmış bir programla beraber AYT'yi, ki biliyorsunuz benim AYT oynatman isterimi daha öncesinden, AYT konularını arkadaşlarım birlikte 10 numara 5 yıldız biçimde işleyeceğiz, bitireceğiz ve sen artık diyeceksin ki iyi ki ben bu kanalda SML hocayla beraber AYT'ye çalıştım ve iyi ki tekrar tekrar dönüp bakmak zorunda kalmadım diyeceksin. Ciddi anlamda muhteşem bir kamp geliyor AYT adına. Aklında bulunsun, haberin olsun, şuraya yaz, aklından hiç çıkarma. Tamam. Şimdi asıl konumuz olan polinomlara bir bakalım seninle beraber. Öncelikle ben bu konunun polinom neymiş bunun tanımını bir yapacağım sana. Peki yapalım hadi beraber. A0, A1, A2, nokta 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 AN reel sayılar. Bakın şuradaki AN, AN-1. Ondan sonrasında A2, A1, A0. Tabii bu taraftan başladık saymaya. Küçükten büyüğe indisleri bu şekilde sıraladık. Bunlar reel sayılar. Ve şuradaki N, N-1. Daha sonrasında 2. Bak burada 1 var. Daha sonra şunun üzerinde ne var? 0 var. 2 üzeri 0 var orada çünkü. Bunlar da birer doğal sayı olmak üzere. Bu ifadeye biz bir polinom diyoruz. Polinomları böyle Px, Qx, Rx gibi büyük harfli olan simgelerle göstereceğiz. Bir ifadenin x değişkenine bağlı polinom olabilmesi için demek ki neler gerekiyormuş? 1. Katsayılar. Katsayılar ne olacakmış arkadaşlarım? Reel olacak. Reel olacak. Ve x'in kuvvetleri de kuvvetler ne olmak zorunda? Doğal sayı olmak zorunda. Kuvvetler de doğal olacak diyeceğiz. Bu şartlar sağlanıyorsa bize verilen ifade polinomdur diyeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Px 3 çarpı x üzeri n eksi 2 artı 8 çarpı x üzeri 8 eksi n eksi 4. Bu ifade ne belirtiyormuş? Bir polinom belirttiğine göre n yerine gelebilecek tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Bak şimdi. Bir kere 3 bir reel sayı polinom olma şartını sağlar. 8 reel sayı eksi 4 reel sayı. Bunlarda bir sıkıntı yok. Demek ki ben o sıkıntıyı nerede arayacağım? Kuvvetlerde arayacağım. Kuvvetlerin ne olması lazımdı? Doğal sayı. Doğal sayılar nereden başlıyordu? 0'dan başlıyordu. O halde n eksi 2 0'dan büyüktür veya 0'a eşittir diyeceğim. Çünkü doğal sayı olmak zorundaydı. Ve aynı şekilde 8 eksi n de şuradaki 8 eksi n de ne olmak zorunda? 0'dan büyük veya eşit. O halde eksi 2'yi karşıya attınız. N büyük veya eşittir 2 dediniz. Eksi n'yi karşıya attınız. 8 büyük veya eşittir n geldi. Yani n 8'den küçük veya eşittir. Aynı zamanda n 2'den de büyük veya eşittir. Yani şu şekilde yazılabilir. O halde arkadaşım n sayıları burada hangi tam sayıları, doğal sayılar alabilir? 2'yi alabilir, 3'ü alabilir, 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi ve 8'i alabilir. N yerine gelebilecek tam sayıların toplamı sorulmuştu. İşte bunların toplamı soruluyor. Burada 7 tane sayı var ve tam ortadaki 5 olduğuna göre cevap 7 kere 5'ten 35'tir diyebiliriz. Bunları kısa yoldan bu şekilde toplayabiliyorduk. Hepsini öğrettim ben sana ardışık sayılar konusunda. Senin de bilgin var zaten. Notumuza bakalım. P AX artı B verilip de PM değeri sorulduğu zaman biz buradaki AX artı B'yi M'ye eşitlemek zorundayız. Ve bu eşitliği sağlayan X'i bulacağız. Bu eşitliği sağlayan x'i bulduktan sonra bu x değeri p ax artı b polinomunda x yerine yazılacak arkadaşım. Tamam. Örnek veriyorum. P x eksi 2 eşittir 2x kare artı 5x eksi 10 dediniz. Daha sonrasında da size de soruda şu soruldu. İşte neymiş efendim? P2 kaçtır? Şimdi ben P2'yi bulmak için ne yapacağım? İçerinin 2 olmasını istiyor soru benden.
O halde sen diyeceksin ki ben x gördüğüm yere ne yazarsam içerisi 2 olur. Tabii ki 4 yazarsam. O halde burada 4 yazdın ya, buradaki x ile sağ taraftaki x'ler aynı x'ler zaten. O zaman o x'leri gördüğün yere de 4 yazacaksın. Hadi yazalım. 2 çarpı 4'ün karesi 16 artı 5 kere 4 eksi 10 dedin. 2 kere 16 32. Ben buna 20 ekledim 5 kere 4'ten ve 10 çıkardım. Bak şurası kaç yapar? 52. 10 çıkarırsan cevap ne yapar? 42 yapar. Doğru cevabımız da bu olur. Tamam. Aynen bu şekilde. Bunları istiyoruz senden. Şimdi geçelim sağ üst tarafa sayfamızın. Bir oraya bakalım seninle beraber. Px artı 3 eşittir x kare artı a eksi 2 x artı 5 polinomu veriliyor bize. P4'te 8'miş. A değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sen P4'ün kaç olduğunu biliyorsun ya. P4 madem, gel şurayı seninle beraber bir 4 yapmaya çalışalım. Şimdi ben burayı eğer 4 yapabilirsem bir saniye bir şeyi kontrol edeceğim, tamamdır. Eğer ki ben burayı 4 yapabilirsem o halde diyeceğim ki P4'ünde 8 olduğunu biliyorum ya, sağ tarafta ne gelecekmiş? 8. Buranın 4 olabilmesi için x'in kaç olması gerekiyor? 1. O halde x gördüğün yere sağ tarafta da 1 yazacaksın. Yani P4 eşittir. Bakın x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. 1 kere a eksi 2 a eksi 2 yapar. Artı bir de 5'imiz var. Bu da kaça eşitmiş? 8'e. Bak burada vermiş bize. E çok güzel. 1 eksi 2 daha eksi 1 yapar. 5 daha 4 gelir. Yani 4 artı a eşittir kaçmış? 8. O halde a kaçtır gençler? Tabii ki 4'tür. Bize neyi sormuştu? A'yı sormuştu. İşte bizim a değerimiz karşımıza bu şekilde çıkmış olur. Üçüncü örneğimize bakalım beraber. P3x artı m. Aha da buymuş. 9x kare artı 6mx artı m kare artı 2. Bu polinom verilmiş. P5 kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi dikkatli dinliyorsun. 3x artı m ile şuradaki 9x kare artı 6mx artı m kare arasında bir bağıntı var gibi sanki. He, ne dersin? Sen o bağıntıyı, bak duydum bazılarınız söyledi o bağıntıyı. Neymiş? Arkadaşım bu bunun karesidir bak. 3x artı m'nin karesini al. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinciden 6mx geldi. Ve ikincinin karesi m kare. Şimdi karesini aldık da bir de burada ne var? Artı 2 var. E tamam, 2'yi de ekliyormuşuz demek. Şimdi bak ne oldu biliyor musun? Bu p polinomu şu işe yarıyormuş. Fonksiyonlarda yaptığımız gibi. P polinomu şu işe yarıyormuş. Önce içine aldığı ifadenin karesini alıyormuş. Kare al. Ve sonra 2 ekliyormuş. Tamam mı? O halde px nedir? Px içine aldığı değerin karesini alıp 2 ekleyen polinommuş. Aha da px burada x kare artı 2'ymiş. Peki bize neyi sormuş? P5'i sormuş. O zaman rahatlıkla ben P5'i Px'de x gördüğüm yere 5 yazarak bulabilirim. P5 eşittir 5'in karesi artı 2. Bu da kaç yapar? 27'nin ta kendisi. Cevabımız buymuş gençler. Şimdi o halde geçelim seninle beraber 4'e. Px polinomunu x küp artı 3x kare artı 3x artı y olarak vermiş. 7 olarak vermiş. P küp kök 3 eksi 1'i hesaplayınız demiş. Hadi gelin beraber hesaplayalım hadi. Bak şimdi burada şu ifadenin sana tanıdık gelmesi lazım. X küp artı 3x kare artı 3x'in tanıdık gelmesi lazım. O halde ben diyorum ki x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olmuş olsaydı işte bu kısım x artı 1'in küpünün açılımı olurdu. Ve daha sonrasında burada 7 var, ben buraya artı 1 dedim. O zaman bir 6 eklersem bak burası da 7 olmuş olur ve yukarıdaki soruyu da çok değiştirmemiş oluruz. Çok değiştirmemiş değil, hiç değiştirmemiş oluruz, tamam mı? O halde gelin gençler bir de şunu yapalım. Px polinomu demek ki farklı bir tarzda ifade etmek gerekirse neymiş? X artı 1'in kübü artı 6'ymış. Yani p polinomu içine aldığı x değerine önce 1 ekliyor. Sonra bunun küpünü alıyor ve sonra 6 ekliyor. O halde P küp kök 3 eksi 1 nedir? Önce buna 1 ekleyecek. Ben içeridekine 1 eklersem küp kök 3 gelir. Sonra bunun küpünü alıyormuş. Sonra bir de 6 ekliyormuş. E küp kök 3'ün küpü nedir arkadaşlar? Aha buradaki 3 ile aha buradaki 3 birbirini götürür. Buraya geriye sadece 3 kalır. Yanında da 6 var. 3 artı 6'dan ne gelir? Cevap 9 gelir deriz. İşte cevap bu kadar basit bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Ama senin ne yapman lazım? İşte çarpanlara ayırmaya hakim olman gerekiyor. Bu tarz ifadelerde bak çarpanlara ayırmaya hakim olursan özdeşliklere de hakim olman gerekiyor. Özdeşlikten bak x küp artı 3x kare artı 3x. Yani birisi bana gelip dese ki x küp artı 3x kare dese ben hemen arkasına dedim ki o zaman 3x artı 1 de benden derim. E niye? Çünkü bunu ancak eklersem bana bunu bu çağrıştırıyor.
Ben ancak 3x artı 1'e eklersem bu x artı 1'in küpünün açılımı oluyor. Eğer aradaki eksi ise mesela o zaman da derim ki x eksi 1'in küpü olmalı bu derim. Dolayısıyla senin de bunları diyebilmen şart. Özdeşliklere ve çarpanlara ayırmaya eğer unuttuysan bir tekrar etmek için yukarıdaki bilgiye tıklayabilirsin. Evet, devam edelim 5. örneğimizle diyeceğim ama ondan önce bir bilgimiz vardı. Kusura bakmayın, sabit polinom. Sabit polinomda aynı sabit fonksiyon gibi px eşittir c, yani c'de bir reel sayı, kuralıyla verilen polinomdur. Sabit polinomda x'de bir terim bulamazsınız arkadaşlar. X'de bir terim olmaz sabit polinomda. Değişkenden bağımsızdır. Yani px eşittir 5 ise örnek veriyorum. P1 de 5'tir. P3 de 5'tir. Tabii ki doğal olarak P100 de 5'tir diyeceksiniz. İçerine yazarsanız yazın, sonuç 5 çıkacak diyebilirsiniz. Beşinci örneğimize bakalım. O kadar 5 dedik madem işe yarasın. Demiş ki px eşittir a eksi 3 x küp artı b eksi 2 x artı a artı 2 b. Bu polinom sabit polinom olduğuna göre. He, bak sabit polinommuş ama burada neler var bak. X zımbırtıları var. O zımbırtılar kaybolacak orada. Çünkü x'ten bağımsızdı benim sabit polinomum. Madem x'ten bağımsız ben ne yaparım? Aha bunları sıfıra eşitlerim ki bu x küp ve x buradan kaybolsun. A eksi 3 eğer sıfırsa a tabii ki kaçtır? 3'tür bu cepte. B eksi 2 sıfırsa b buradan tabii ki 2'dir. Ve artık a eksi 3 sıfır olduğu için burası gidiyor. B eksi 2 sıfır olduğu için burası gidiyor. Geriye sadece ne kalıyor? Px eşittir a artı 2b. Ulan ben a'yı da buldum b'yi de buldum. Yerine yazsak ya o zaman. Yazalım. A 3'tü. Bak şurası 3. 2b demiş. B'de 2 idi. 2 kere 2'den 4 gelir. 3 artı 4'ten ne geliyor bizim px'imiz? 7. Şimdi bak px 7 ise p'nin içine ne yazarsan yaz cevap 7 çıkacak zaten. Yani pa sorulmuş ya, a'yı falan yazmana gerek yok. Bak pa 7'dir o zaman. Pb de 7'dir. P0 da 7'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3 tane 7'nin toplamı ne yapar? 21 yapar. Bu da bize bizim sorumuzun cevabını verecektir. 6. örneğimize doğru şöyle yollanalım o zaman. Örnek 6. Qx a eksi b eksi 2x kare artı a artı b eksi 4x artı c eksi 2. Bu bir sabit polinommuş. Şimdi demek ki sabit polinomsa ben Qx'e eşittir ne diyeyim? M diyeyim. Tamam, M olsun. C'yi falan kullanmışız ya, M diyelim. M de bir reel sayı. Şimdi öncelikle Qx M ise Q2 de M'dir. Q3 de M'dir. M ile M'nin toplamı 6 ise 2M eşittir 6 ve buradan M eşittir kaç gelir? 3. Tamam, şimdi Qx eşittir 3 olmalıymış. Eyvallah, buna diyecek bir şeyimiz yok. Yalnız bir de Qx sabit polinomun içerisinde bak burada yine x kare var ve x var. Dolayısıyla benim bunları yok etmem gerekiyor. Nasıl yok ediyordum? Aha buradaki katsayıları sıfıra eşitleyerek ben bunları yok edeceğim. O halde diyeceğim ki a eksi b 2 olmalı. Niye? Yanında eksi 2 var. A artı b kaç olmalı? 4 olmalı. Niye? Yanında 4 var. Eksi 4 var. O halde diyor, yazıyorum bak a eksi b eşittir 2'ymiş. A artı b eşittir 4'müş. O zaman gel sen bunları bir güzel taraf tarafa topla güzel kardeşim. Eksi b ile artı b birbirini götürsün. Buradan sen 2a eşittir 2 ile 4'ün toplamına 6'yı yaz. Sonra diyeceksin ki a eşittir 3'müş hocam. A eşittir 3 ise bak 3 eksi b eşittir 2'ymiş. Bak gördün mü, yerine yazdık. 3'ten kaç çıkarsa 2 kalır. B eşittir 1'miş o halde. Şimdi ben a'yı buldum. B'yi buldum. Bir tek geriye c kaldı. Zaten şurası sıfırsa bu gidiyor. Bu da sıfırsa bu da gidiyor. Demek ki c eksi 2 de kaçmış? 3'müş. C eksi 2. Neyden 2 çıkarsa 3 olur? Tabii ki 5'ten. Demek ki c de kaçmış? 5'miş. Şimdi bana sorulan şey şu. A çarpı b çarpı c. O zaman güzel kardeşim, a 3'tü, b de 1'di, c de 5'ti. Siz bunları çarparsanız cevabı kaç olarak bulursunuz? 15 olarak bulursunuz. Bu da bizim cevabımızdı. Geçiyoruz mu o zaman 190. sayfamızın sağ üst tarafına? Px ve Qx'i vermiş. Şimdi bu polinomlarda toplama ve çıkarma ile alakalı bir soru. Polinomlarda toplama ve çıkarma yapılırken şuna dikkat edeceksiniz. Aynı dereceli terimleri bir arada toplayıp bir arada çıkaracaksınız. Aynı dereceli terimleri. Yani sen x küpten gidip de x kareyi çıkaramazsın. Bunu ancak bu şekilde yazarsın. Ama 2x küpten gidip x küpü çıkarırsan bir tane x küp kalacaktır elinde. Aynı dereceli terimleri birbirinden çıkarıp birbiriyle toplayabilirsin. Şimdi geçelim sorumuza. Px ile Qx'in toplamını bul demiş. Bak şimdi Px'in içine bakıyorsun. 5x küp var. Qx'de de 3x küp var. Ben bunları toplarsam 8x küp yapar. Şu an A şıkkını çözüyoruz. Peki
Daha başka neler var? Eksi 2x kare var. Artı 2x kare var. Bunları toplarsam birbirini götürür zaten. Biri eksili biri artılı. Başka ne var? Bir x var. Bir de 8x var. Bunları toplarsanız 9x gelir. Ve son olarak da 3 ile eksi 7'yi toplarsanız eksi 4 gelir. İşte bu size px artı qx'i verecek sevgili arkadaşlarım. Tamam. Şimdi de b şıkkına bakıyoruz. Benle beraber sen de yaz. Px'ten 2 tane qx'i çıkar demiş. Şimdi ben px polinomunu tersten yazalım. 5x küp tamam. Eksi 2x kare artı x artı 3 olduğunu görüyorum yukarıdan. Şöyle tersten yazdım tamam mı? Şimdi bir de bize ne lazım? 2 tane qx lazım. O zaman 2 tane qx'i de biz yazalım. 2 ile çarpıyorum. 6x küp. Daha sonrasında artı 4x kare artı 16x ve eksi 14. 2 ile çarptım tamamını. Ve yukarıdakinden alttakini çıkar demiş bize. O zaman bir güzel çıkaralım gençler. Tamam. Üsttekinden alttakini çıkarırsam bak 5x küpten 6x küpü çıkar. Eksi x küp kalır. Eksi 2x kareden 4x kareyi çıkar. Eksi 6x kare olur. X'ten 16x'i çıkarırsan eksi 15x gelir. 3'ten eksi 14'ü çıkarırsan artı 17 gelecektir. İşte bu da bize px eksi 2 qx'i verir diyebiliriz. Cevabımız bu olacaktı sevgili gençler. Polinomları toplarken çıkarırken tek dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Aynı dereceli terimleri birbirinden çıkarıp aynı dereceli terimleri birbirini toplayabiliyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Devam edelim 8. örnekle. Yine birkaç sene önce, birkaç sene içerisinde buna benzer de bir soru karşınıza çıkmıştı ÖSYM'nin sorularında. 3x üzeri 5 eksi 2x üzeri 4 falan filan. Bu iki çarpımda x üzeri 5'li terimin katsayısı. Tabii ki hepsini tek tek çarpıp toplamayacağız. Toplayıp çıkarmayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen söyleyeyim. Bak şimdi şuradan sol taraftakinden ilk terimi seçtim. 3 çarpı x üzeri 5. Ben bunu karşıdaki neyle çarparsam, hangi ifadeyle çarparsam, hangi terimle çarparsam x üzeri 5'li bir terim elde edebilirim. Tabii ki 3 çarpı x üzeri 5'i karşıda eksi 1 ile çarparsam ne gelir? Eksi 3 çarpı x üzeri 5 gelir. Bakın x üzeri 5'li bir tane terim yakaladık. Başka. Hocam ben buradaki eksi 2 çarpı x üzeri 4'ü karşıdaki 6x ile çarpmayı başarırsam x üzeri 5'li bir şey gelir. Yapalım o zaman. Eksi 2 kere 6 eksi 12 x üzeri 5 gelir. Bakın bir tane daha yakaladık. Başka peki? Başka ne olabilir? 7x ile x üzeri 4'ü çarparsam x üzeri 5'li bir terim gelir. Çarpalım o zaman artı 7 çarpı x üzeri 5 dedik. Başka bir şey 1 ile karşıda bir şeyi çarparsam x üzeri 5'li bir terim yakalayabilir miyim peki? Hayır, olmadı. Demek ki artık bitti. İşte şunları toplayıp çıkaracağız x üzeri 5'li terimleri. Eksi 3 tane x üzeri 5 ile eksi 12 x üzeri 5'i toplarsam eğer eksi 15 x üzeri 5 gelir. Bir de buna 7 tane x üzeri 5 ekleyeceğim. Bu da ne gelir? 8 çarpı x üzeri 5 gelir. X üzeri 5'li terimin katsayısı hangisidir? Aha da buradaki 8'dir. Demek ki cevabımız ne olacak? 8 olacak sevgili arkadaşım. Tamam, bu tarz soruları bu şekilde çözeceksin. Öyle hepsini tek tek dağıtayım. Sonra x üzeri 5'li terimleri aradan seçeyim. Sonra bunları toplayın. Sonra da gidip bunları topladıktan sonra x üzeri 5'li terimin katsayısını ben bulurum. X üzeri 5'li terimin katsayısını bulurum demek biraz doğru, bakın işlemler doğru ama biraz akıllıca olmaz. Tamam, bunu kibar bir dille söyledim bak ben sana. Sen anlayacağını anladın oradan. Şimdi devam edelim. Öyle yapıyorsan da bir daha yapma. 191. sayfada notumuz var. Px polinomu. An, an-1, a2, a1, a0. Şuradaki an, an-1, a2, a1, a0'lar var ya. İşte ben bu reel sayıların her birine polinomun kat sayıları derim. Kat sayılarıdır arkadaşlarım bunlar. Kat sayıları denir. An gerçek sayısına, aha şu var ya bak, an gerçek sayısı şu. İşte bu arkadaşlar polinomun baş kat sayısıdır. Baş kat sayısı diyeceğim. Neden baş kat sayısı? Çünkü en yüksek dereceli terim hangisi? X üzeri n. Çünkü derecelere bakıyorsun, en yükseği hangisi? N. İşte bunun kat sayısına baş kat sayı denir. Yani mesela ben lisedeyken ilk bu konuyu gördüğümde baş katsayı duyduğumda aklıma şu gelmişti. He, demek ki katsayıların en büyüğüne baş katsayı denir. Öyle bir muhabbet yok. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Eksi 8x küp artı 19x kare. Şimdi bu px olsun, tamam mı?
Burada en büyük baş katsayı 19. En büyük katsayı, özür dilerim, 19. Ama baş katsayımız eksi 8. Niye? Çünkü 3. dereceden olan terimin katsayısı eksi 8 de ondan baş katsayı eksi 8. Yani baş katsayı diğer katsayılardan daha küçük olabilir ama baş katsayıdır. Tamam. Pekala. Bir tane daha boşluğumuz var. Onu da beraber dolduralım. A0 gerçek sayısına, yani şuradaki sayı var ya arkadaşlar. Hani yanında x olmayan, x'ten bağımsız olan terim var ya. İşte o A0'a da bu polinomun biz sabit terimi diyeceğiz sevgili arkadaşım. Şimdi 9. örneğimize bir bakalım seninle beraber. 3x artı 2 bölü x kare eksi 3x eksi 18 eşittir. A bölü x eksi 6 artı b bölü x artı 3 eşitliğini sağlayan a ve b reel sayıları için a kere b çarpımının değeri sorulmuş bize. Öncelikle ben burayı x'e x, burayı da eksi 6'ya artı 3 diye ayırırsam çarpımları eksi 18, toplamları eksi 3 olan 2 ifade gelir. Ve böylelikle alt taraf aslına bakarsanız x eksi 6 ile x artı 3'ün çarpımının ta kendisiymiş. X eksi 6 ile x artı 3'ün çarpımının ta kendisi dedik. Yani buradaki x eksi 6 ve buradaki x artı 3'ün mü çarpımıymış? Evet. O halde ben burayı x artı 3 ile genişletmem gerektiğini, burayı da x eksi 6 ile genişletmem gerektiğini anlıyorum burada. Yapalım. Paydalar da eşit olur böylelikle, değil mi? Sol tarafın paydası ile sağ tarafın paydası. Ve böylelikle paydaları artık görmezden de gelebiliriz. Nasıl olsa eşitler. O halde sol tarafın pay kısmı 3x artı 2 eşittir sağ tarafın pay kısmı diyebiliriz. Yani a ile x'i çarptınız ax, a ile 3'ü çarptınız 3a, artı b ile x'i çarptınız bx ve b ile eksi 6'yı çarptınız eksi 6b dediniz. Buradan x parantezini aldınız a artı b ve sabit kısmı yazdınız 3a eksi 6b. Bu da sevgili gençler 3x artı 2'nin ta kendisiymiş. O halde ben diyorum ki x'in katsayısı burada a artı b, burada 3. O halde a artı b 3'tür. Hemen yazdık. Ve 3a eksi 6b de 2'ymiş. Hemen yazalım. 3a eksi 6b eşittir 2 dedik. Şimdi a'yı b'yi bulacağız ki çarpımlarını bulalım. O halde gelin şunu 6 ile bir genişletelim. 6a eksi 6b eşittir 18 yapar. Daha sonrasında arkadaşım gel bunları bir güzel toplayalım ki niye topluyoruz? Eksi 6b ile bakalım, toplamayalım. Şurası artı 6b, toplayalım şimdi. Burada çarparken hatalı çarpmışız. Toplarsanız eksi 6b ile artı 6b gider ve 9a eşittir 20'yi bulursunuz. Yani a kaçmış? 20 bölü 9. Peki a 20 bölü 9 sa yaz yerine, 20 bölü 9'a b ekleyince 3 geliyor. Yani 27 bölü 9 mu geliyor? O zaman B kaçtır? B de tabii ki 7 bölü 9'un ta kendisidir. 27 bölü 9 3 yaptığına göre. A ile B'nin çarpımı sorulmuş bize. 20 bölü 9 da 7 bölü 9'u çarparsanız cevap 140 bölü 9 olacaktır. Cevabımız budur diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 9. örneğimizi çözdüğümüze göre geçtik notumuza. Bir polinomda değişkenin kuvvetlerinden en büyük olanına polinomun derecesi denir. En büyük dereceye polinomun derecesi diyoruz. Ve Px polinomunun derecesi eğer neyse polinomun derecesini göstermenin ufak bir yolu var. Der Px yazıyorsunuz. Yani Px'in derecesi anlamına geliyor bu. Bu da eşittir n diyorsunuz. Şeklinde gösterilir demişiz. Şimdi 10. örneğimize bakalım. Px eşittir 2 çarpı x üzeri 15 bölü a artı 1 eksi 3 çarpı x üzeri a eksi 3 polinomunun derecesi en çok kaç olabilir diye sormuşuz. Burada derece adaylarımız 15 bölü a artı 1 ve a eksi 3. Peki 15 bölü a artı 1 dedim, bir de a eksi 3 dedim. Şimdi burada a eksi 3 için alınabilecek değerler çok fazla ama 15 bölü a artı 1 için alınabilecek değerler kısıtlı. Dolayısıyla kısıtlı olan tarafa bakarsak daha rahat ederiz. Böylelikle buranın da ben doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. O halde a artı 1 dediğimiz sayının alabileceği değerler 1'i alır. A artı 1 1 olursa burası 15 olur. 3'ü alabilir, 5'i alabilir, bir de 15'i alabilir. 15'in bölenleridir sonuç olarak. Peki a artı 1 bunlarsa a'lar nedir? Ya 0'dır, ya 2'dir, ya 4'tür, ya da 14'tür. Şimdi gençler, a eksi 3'ün de bir doğal sayı olması gerektiğini biz tabii ki biliyoruz. O halde a 0 olursa, a 0 olursa 0'dan 3'ü çıkarsam eksi 3 doğal sayı değildir. Gitti, cortladı. 2 olursa da cortlar. Çünkü 2'yi yerine yazarsan eksi 1 gelir. 4 olursa 1 gelir. 14 olursa da 11 gelir. Bak şimdi. Eğer a 4 ise
şuradan 3. dereceye gelir. A4 olursa buradan 1. derecede gelir. A14 olursa şuradan 1. derece gelir. A14 olursa buradan 11. derece gelir. Yani bu polinomun derecesi maksimum en çok 11'dir diyebiliriz sevgili arkadaşım. Cevabımız 11 olacaktı. Devam ettim bir diğer notumla. Px'in derecesi eğer neyse, bak şimdi sen burada bu P'yi al, C ile çarp. İçine birinci dereceden bir ifade koy x gördüğün yere. Ve sonra bir de git istersen D ekle. Hiç fark etmez, derecesini milim oynatamazsın. Derece aynı kalır. Örnek veriyorum. Px eşittir. Üçüncü dereceden bir fonksiyon. Üçüncü dereceden bir polinom. Şimdi gel P x eksi 2 çarpı 5 eksi 7'nin derecesine bakalım seninle beraber. Px x küpse. Px eksi 2 nedir? X eksi 2'nin küpüdür. Sen gidip bunu 5 ile çarpacaksın, bir de 7 çıkaracaksın. Bu kaçıncı derecede? E sen şimdi şunu küpünü açtığın zaman, x eksi 2'nin küpünü açtığın zaman maksimum derece ne gelecek yine? X küp gelecek. E maksimum derece x küp geliyorsa, madem öyle, bizim bu polinomumuz gene 3. dereceden. Yani hiçbir şey fark etmiyor. İçerisi 1. derecedense ama. Sen gidip buraya x kare yazaydın, o zaman işler değişirdi. Ona da birazdan bakacağız, tamam mı? 11. örnekte ne demiş? Px bir polinom. Px'in derecesi 7. Buna göre bu 7. dereceden polinomun içerisine 5x eksi 7 bölü 8 yazdın. Yani 1. dereceden bir ifade yazdın. Sonra bu polinomu dışarıdan 2 ile çarpıp 3 ekledin. Derece değişiyor muydu? Değişmiyordu. Mesela örnek veriyorum, eğer Px polinomu 7. dereceden bir polinomsa x üzeri 7 olsun diyelim. Px eğer x üzeri 7 ise P 5x eksi 7 bölü 8 nedir? Tabii ki 5x eksi 7, 5x eksi 7 bölü 8'in 7. kuvvetidir. E sen dışarıdan bunu 2 ile çarpmışsın. E ben de 2 ile çarptım bunu. E sonra bir de 3 eklemişsin. Hadi buna da 3 ekleyelim. E sonuç olarak sen burada şu ifadenin 5x eksi 7 bölü 8'in 7. kuvvetini alacak olursan zaten maksimum x üzeri 7 getir. Yani bunun da derecesi yine kaç olur? 7 olur diyeceğiz sevgili gençler. 12. örneğimiz için 192. sayfamıza geçiyoruz. Ama örnekten önce bir not. A ile B birer doğal sayı ve A sıfırdan büyük olmak üzere. Bak, Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B olsun. Hangisinin derecesi büyük? Px'in derecesi büyük. Ben gidip bu Px polinomuyla Qx polinomunu eğer toplarsam veyahut çıkarırsam, iki polinomun toplanırken veya çıkarılırken ki derecesi büyük olan dereceye mutlak surette eşit olmak zorunda. Mesela birisi 7. dereceden, öteki de 3. derecedense, ben bunları toplarsam 7. dereceden bir polinom, çıkarırsam yine 7. dereceden bir polinom elde ederim. Büyük olanın sözü geçer, unutmayın. Tamam. 12. örneğimize bakalım o halde. Px'in derecesi kaçmış? 3. Qx'in derecesi de 4'müş. E şimdi içeriye 1. dereceden bir ifade yazmak polinomun derecesini değiştiriyor muydu? Hayır, kesinlikle değiştirmiyor. Burada da aynı şekilde bak. Değişmeyecek. Çünkü niye 1. dereceden bir polinom yazmış buraya? E peki madem değişmeyecek, burası hala 3. dereceden bir polinom mu? Burası da hala 4. dereceden bir polinom mu? Ben bundan bunu çıkarırsam x küp eksi x üzeri 4 diyelim. Bunun derecesi kaç olur? Tabii ki 4 olur. O halde cevabımız ne olacak? 4 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir diğer notumuza bakalım. A ile B birer doğal sayı olmak üzere Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise, ben bu iki polinomu eğer çarparsam çarpımlarının derecesi A artı B olacaktır. Bölümlerinin derecesi de üsttekinin derecesinden alttakinin derecesini çıkararak elde edersin. Yani ne demek bu? Örnek veriyorum, Px polinomu 2. dereceden, Qx polinomu da 3. dereceden bir polinom. Peki eyvallah, ben Px çarpı Qx polinomunun derecesini merak ediyorum. E şimdi Px ile Qx polinomu sen çarparsan x kare ile x küpün çarpımı ne yapar? X üzeri 5 yapar. He, nereden geldiğini anladın mı? Üstü ifadelerde tabanlar aynıysa ve bunlar çarpılıyorsa üstler toplanmıyor muydu güzel kardeşim? E burada üst dediğimiz şeyler ne? Dereceler değil mi? O zaman dereceleri toplarsan 2 ile 3'ü bundan kaynaklı topluyoruz diyormuşuz bak.
Bu polinom çarpım polinomu 5. dereceden bir polinom olarak gelir. Veyahut sen gidersen Qx'i Px'e bölüp bunun derecesini merak edersen eğer, Qx polinomu yukarıda kaçıncı derecedendi? 3. dereceden. Px polinomu da 2. dereceden olduğu için bunu buna bölersen x üzeri 1, yani 1. dereceden bir polinom elde edecek olursun. Tamam mı? Elde edersin diyelim. Peki, notumuzu geçtik. Artık 13. örneğimize bakıyoruz. Px ile Qx'in çarpımlarının derecesi 8, bölümlerinin derecesi 4 olduğuna göre P2x artı 1 bölü 3 ifadesinin bunun derecesi değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Px polinomu der Px ne olsun? A olsun. Tamam. Der Qx de arkadaşlarım, yani Qx'in derecesi de B olsun. Bunlar çarpılmış mı ilk etapta? Çarpılmış. Çarpılıyorsa dereceler toplanıyordu. Demek ki derecelerin toplamı 8'miş. Derecelerin farkı da, yani A eksi B'de 4'müş gençler. Tamam, eyvallah. E toplayalım o zaman, ne duruyoruz ki? Hani şey var ya, un var mı, şeker var mı, ne duruyor o zaman, helva yap gibisinden. O zaman ben bunları toplarsam şunlar gider, 2A eşittir 12 gelir mi? Gelir. A kaçtır? 6'dır. Peki 6'ya B'yi ekleyince 8 oluyorsa B kaçtır? 2'dir. B ile işimiz yokmuş gerçi. Bize neyi sormuş? P'nin, P polinomunun derecesiyle alakalı bir şey sormuş. E peki P polinomunun derecesi 6 ise ve sen bu P polinomunun içerisine yine birinci dereceden bir ifade yazmışsın bak. 2x artı 1 bölü 3. E madem öyle, birinci dereceden bir ifade yazılıysa derece değişmez. Yani cevabım kaç olacakmış benim? 6 olacakmış diyeceğim. Bakın unutmayın, içeride birinci dereceden bir ifade varsa dereceyi değiştirmez. Koskoca bir not alabilirsin buraya. Tamam. Geçtik arkadaşlar, çok fazla indik. Bir diğer notumuza. A, B ve K birer doğal sayı olmak üzere Px'in derecesi A ve Qx'in derecesi B ise, eğer ki bak şimdi birinci dereceden değil kanuncu dereceden bir ifade yazıyorum içeriye. Şimdi örnek veriyorum, gelin beraber inceleyelim. İkinci dereceden bir Px polinomu düşünelim. Yani Px polinomu arkadaşlar x kare olsun. Sonra ben Px küp polinomunu bulmak istiyorum. Şimdi x gördüğüm yere x küp mü yazacağım ben? Evet, x küpün neyse olacak, karesi. Ben bunda ne yapıyorum? Buradaki 3 ile buradaki 2'yi çarpmam gerekiyor değil mi? O zaman Px'in derecesi A ise ve içeriye x üzeri K yazdıysam, o halde A ile K'yı çarpmam gerekiyor. Aynı şey Q polinomu için de geçerli. B ile K'yı çarpmamız şart. Demek ki içeriye bu şekilde üstü bir ifade yazdıysak veyahut buradaki gibi dışarıya Q'nun kanuncu dereceden kuvvetini aldıysam, ikisini de çarpmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar şuradakini de açıklayalım ki kafanıza soru işareti kalmasın. Örnek veriyorum, Qx polinomu 3. dereceden bir polinom ve siz gittiniz Q üzeri 4x'i arıyorsunuz. Q üzeri Qx'in 4. kuvveti, yani x küpün 4. kuvvetinden bahsediyoruz. Ve siz yine ne yaparsınız üstü sayılar bilgisiyle? 3 ile 4'ü tabii ki çarparsınız. Demek ki burada da B ile K çarpılacak. A ile K'yı ve B ile K'yı çarparak yeni polinomların derecelerini hesaplayabiliyorsunuz. 14. örnek. Px eksi 1 eşittir 4. Yani o zaman içeride birinci dereceden bir ifade varsa aslına bakarsanız Px'in o zaman derecesi de 4'tür. Bir şey fark eder mi? Bence hiçbir şey fark etmez. O halde Px'in derecesinin 4 olması gerektiğini biz elde etmiş bulunuyoruz. Bize demiş ki Px kareyi önce bul. Şimdi ben o zaman Px polinomunu x kare olarak yazayım. Tamam mı? Pardon, özür dilerim. X üzeri 4 olarak yazayım. Nasıl olsa 4. dereceden bir polinommuş bu. X üzeri 4 olsun. Peki bana ne lazım? Px kare lazım. Px kare nedir? X gördüğümüz yere x kare yazmak demektir. Yazdım ve 4. kuvvetini aldım. Bir de gitmiş bunun 4. kuvvetini almış. 4. O zaman ben karşını da 4. dereceden kuvvetini alırım. Ve cevabı söylerim artık. Ne diyeceğim? 2 çarpı 4 çarpı 4. Yani sevgili arkadaşım 2 kere 4. 8. 8 kere 4 32. Demek ki bu polinomun derecesi kaçmış? 32'ymiş diyeceğiz sevgili arkadaşım. Devam ediyorum 193. sayfamdaki 15. soruyla, 15. örnekle. X artı 1 çarpı Px eşittir 3x kare artı 8x artı m eşitliği veriliyor bize. Px bir polinom olduğuna göre P3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi birazcık sanırım karma sorularla dersimize devam ediyoruz. Peki bu tarz ifadelerde, bu tarz sorularda, bütün soru bankalarında, bütün denemelerde karşınıza böyle sorular mutlaka çıkacak, bakın tamam mı? Ve lütfen şu örneği,
şu örneği adam akıllı biçimde dinleyin ve tekrar edin. Karşınıza her çıktığında ama her çıktığında da yapıştırın artı bir net. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle şuradaki px'in yanındaki ifade var ya, bunu sıfıra eşitliyorsun. Böylelikle x kaç olur? Eksi 1 olur. X gördüğünüz yere önce eksi 1 yazdınız. Burayı sıfıra eşitleyen değeri yazdınız. Böylelikle sol tarafın tamamı sıfır oldu. Eşittir. Bakın x gördüğümüz yere eksi 1 yazmaya devam ediyoruz. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 3 kere 1. Eksi 1 kere 8 eksi 8 yapar ve artı m'miz var. 3'ten 8'i çıkardınız. Eksi 5 artı m dediniz. Eksi 5'i karşıya atarsanız 5 eşittir m gelir. Yani m değerimizi bulduk biz. M 5'miş. O halde x artı 1 ile px'in de çarpımı böylelikle ne gelir? 3x kare artı 8x artı 5 gelir. Çünkü m'yi 5 bulduk, artık yerine yazalım bir zahmet değil mi? Peki bunu buldunuz ya, bize ne sorulmuş? Px bir polinom olduğuna göre p3 kaçtır diye sorulmuş. P3'ü bulmak için x gördüğünüz yere pek tabii 3 yazacaksınız. Ama bütün x'lerin yerine 3 yazacaksınız. 3 ile 1'i topladınız, 4 çarpı p3 eşittir. Karşı tarafa da yazıyoruz. 3'ün karesi 9. 3, 9 kere 3 de 27 yapar. 3 kere 8 24 yapar. Artı bir de 5'imiz var. 27, 24 daha 51. 5 daha 56 gelir. Bakın 4 tane p3 kaçmış? 56. Her iki tarafı 4'e bölersiniz. P3 elinizde kalır sap gibi. 4'e böldünüz, 4'e böldünüz ne geldi? 14 geldi. Demek ki P3 kaçmış arkadaşlar? 14'ün ta kendisiymiş. Güzel, güzel. 16. örnek. Px pozitif baş katsayılı bir polinom. Ve ppx eşittir kaçıncı derecedenmiş? Birinci dereceden bir polinom. He. O zaman px de birinci polinomdur diye, birinci dereceden bir polinomdur diyemez miyiz? Vallahi deriz, mis gibi olur. Birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon seçelim buna. Ax artı b olsun diyelim. Bildiğiniz ffx ya. Hatırladınız mı geçen haftadan? Ffx işte. Ppx, ffx aynı şey. Şimdi px eşittir ax artı b olsun dedik. Bunu dedik de güzel kardeşim, hadi devamı ne olacak? Bak şimdi ppx demişiz ya, px neydi? Şuradaki px ax artı b'ydi. Eşittir neymiş bu da? 4x artı 3. Peki ben p polinomunda, yani ax artı b'de x gördüğüm yere şurada ne yazmam gerekiyormuş? Ax artı b yazmam gerekiyormuş. Hadi yazalım. A parantezinde ax artı b artı bir de şuradaki b'miz var. Eşittir bu da 4x artı 3'müş. A'yı içeri dağıtıyorum. A kare x artı ab artı b eşittir 4x artı 3 diyorum. Peki. Şimdi bak. Karşı tarafta x'in katsayısı 4. Sol tarafta x'in katsayısı a kare. Demek ki a kare kaçmış? 4. Buradan a eşittir 2 veyahut a eşittir eksi 2 gelir ki px'in baş katsayısının pozitif olduğunu dile getirmiş bana. Benim buradaki baş katsayım a'ydı. Demek ki a'nın pozitif olması gerekiyor. Yani a eksi 2 değil artı 2'ymiş. A 2 ise arkadaşım, şurada getir yerine yaz. 2b ile b'nin toplamı ne yapar? 3b. Bu da karşıdaki neye eşit olacak? Tabii ki 3'e. O halde b kaçtır? 1'dir. Şimdi sen a'yı 2 buldun, b'yi 1 buldun da bunlar ne işe yarar? Sana px'i buldurdum be ben. Nasıl yani? Px ax artı b değil miydi? Yaz yerine o zaman, a gördüğün yere 2, b gördüğün yere 1'i yapıştır. Yani 2x artı 1. Şimdi benden neler istenmiş güzel kardeşim? Bak ben sana söyleyeyim. Bir p1 istenmiş gördüğün üzere. O zaman yerine yazalım. 2 çarpı 1 artı 1. Bir de p2 istenmiş. P2 de 2 çarpı 2 artı 1'dir. Burası kaç gelir? 3. Şu kaç gelir? 5. İşte bunları topla demiş bize. Madem öyle, ben şunları toplarsam cevabın 8 olması gerektiğini pek tabii görürüm. Bu kadar basit. Easy yani. Tamam. Pekala. Bilgi. Katsayılar toplamı. Arkadaşlarım, bu konu hakkında artık buralar polinomları yavaş yavaş karıştırmaya başladığınız yerler. Dolayısıyla öğrencilerin karıştırmaya başladığı yerler. Dolayısıyla gençler biraz daha dikkat, biraz daha pür dikkat. Sadece ama sadece şurada söylediğim şeyi aklınıza tutsanız sizi kurtarır. Ciddi anlamda kurtarır. Ya o kadar basit ki. Şimdi diyoruz ki mesela Px polinomunun katsayılar toplamı. Herkesin bir kulak dolgunluğu vardır ha. Vallahi Px polinomunun katsayılar toplamı P1'dir. X gördüğümüz yere 1 yazarız. Dolayısıyla da P1 karşımıza çıkar. Ama sonra ben diyorum ki Px-1'in katsayılar toplamı nedir?
Arkadaş diyor ki hocam içeriği 1 yapmamız lazım. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2 yazarız. Bak işte yanıldığımız nokta bu. Şimdi dikkatli dinliyorsun. Px polinomunda katsayılar toplam bulunurken x gördüğün yere 1 yazılır. Ve sen sadece bundan mükellefsin, tamam mı? Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Vay efendim içeriği 1 yapayım. İçeriye ne yazarsam orası 1 gelir. Böyle şeyler düşünmüyorsun. Bu atraksiyonlara gerek yok ya. Sen sadece ama sadece x gördüğün yere 1 yazıyorsun, gidiyor. Başka hiçbir şey yok. Bak Px'in katsayılar toplamı böylelikle ne olur? P1 olur. Bunu zaten herkes biliyor. Peki Px-1'in katsayılar toplamı ne olur? X gördüğün yere 1 yazıyorsun. Bak sadece bunu yapıyorsun. 1'den 1 çıktı. Bunun katsayılar toplamı P0 olur. Bu kadar. Nasıl ya? P0 katsayılar toplamı olur mu? Olur tabii ki. Niye olmasın? Hadi gelin bir de buraya bakalım. P2x-5'in katsayılar toplamı. Yaz x gördüğün yere 1'i. 2 kere 1 2. 5 çıkar. P-3 katsayılar toplamıymış bak, tamam mı? Yaz x gördüğün yere 1'i. P1 yine katsayılar toplamı. Yazdığın burada da 1'i. Kök 1 1 yapar. 1 artı 7'den P8 katsayılar toplamı gelir. Bakın ne yapıyormuşuz, tekrar ediyorum. Katsayılar toplamı bulunurken sen sadece ama sadece x gördüğün yere 1 yazıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam. Şimdi geçtik 17. örneğimize. Demiş ki bize Px eşittir 3x kare artı x eksi 7'nin karesi. Peki. Katsayılar toplamı. Ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Hadi yazalım o zaman. 3 kere 1'in karesi 3 artı 1 eksi 7'nin karesini bulacağız biz. 3 1 daha 4 yapar. 7 çıkardım. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9 yapar. Demek ki A şıkkının cevabı 9. Bu 1. 2. B şıkkı da baş katsayısı dışındaki katsayılar toplamı kaçtır? He, şimdi dur. Katsayılar toplamı neydi? 9'du. 9'du. Ben katsayılar toplamından neyi çıkaracağım? Baş katsayıyı çıkaracağım. Baş katsayıyı çıkaracağım. Bize bu soruluyor. Peki baş katsayımız ne? Baş katsayı da düşüneceksin. Hangi terimin ben karesini alırsam daha büyük bir derece elde ederim? Tabii ki şunun. O zaman bunun karesini alırsam ne gelir? 9 çarpı x üzeri 4 gelmez mi? 9 çarpı x üzeri 4 gelir. Peki bunun katsayısı kaç? 9. O zaman baş katsayı 9'muş. Katsayılar toplamı da 9'du. Ben 9'dan 9'u çıkarırsam demek ki baş katsayı dışındaki katsayılar toplamımız bizim kaçmış? 0'ın ta kendisiymiş. Pekala. Bilgi. Bir de sabit terim var. Aynı katsayılar toplamına benzer özelliklere sahip. Yani aynı şekillerde bulunuyor diyebiliriz. Px polinomunda sabit terim bulmak için de x gördüğün yere 0 yazacaksın. Burada da aklında sadece bunu tut. Px polinomunun sabit terimi P0. Eyvallah. Px-1'in sabit terimi ne o zaman? P-1. 0'dan 1'i çıkardın. Yaz 0 yerine P-5. Yaz 0 yerine P0. Yaz 0 yerine P7. Başka bir şey değil. Sen başka hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Katsayılar toplamı soruldu. X gördüğün yere yapıştır 1'i. Sabit terim mi soruldu? X gördüğün yere yapıştır 0'ı. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bak ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay. Tamam. 18. örnek. Px eksi 2. X kare eksi 5x artı p. Bu polinomun sabit terimi 3'müş. Şimdi bu polinomun sabit terimi 3 ise demek ki ben x gördüğüm yere 0'ı yazarsam ne geliyor? P eksi 2 mi geliyor? O halde diyorum ki P eksi 2 3'müş. Tamam. Şimdi X gördüğümüz yere madem 0 yazdık. Burada da yazalım o zaman 0'ı. P eksi 2 eşittir 0 eksi 0 artı P. Yani bu P'ye eşitmiş. O zaman P kaçtır? Tabii ki 3'tür. Bakın çünkü P eksi 2 3'tü. P eksi 2 P ise P de 3'tür o zaman. Tamam, çok güzel. P eksi 2 polinomunu bulmuş olduk biz. P eksi 2 polinomu X kare eksi 5X artı 3'müş arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Px polinomunun sabit terimi. Sabit terim bulunurken ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk değil mi? Yani ne soruluyor bize? P0 soruluyor. Şimdi artık bak sabit terimli bir işimiz kalmadı. Bize sorulan şeyin P0 olduğunu anladık. Peki ben P0'ı bulmak için şurada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2. O halde P0 eşittir. Sağda da x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Eksi 5 kere 2 10 artı 3 dedim. 4'ten 10'u çıkardınız. Eksi 6. 3 eklediniz. Ne geldi? Eksi 3 geldi. Demek ki Px polinomunun sabit terimi olan P0 eksi 3'ün ta kendisiymiş.
Peki gençler, 194. sayfamıza doğru geçiyoruz artık, 19. örneğimize. Demiş ki bize px artı 2 eşittir x kare eksi 3x artı k polinomu veriliyor. Px eksi 3 polinomunun sabit terimi 5'miş. Şimdi sabit terim denildiği zaman ben o polinomda x gördüğüm yere ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Yazdım, 0'ı ne geldi? P eksi 3 geldi. Peki P eksi 3 kaçmış? Bakın burada 5'miş. P eksi 3'ün 5 olması gerektiğini elde ettin ya sen. Senden kralı yok şu an. Nasıl yani hocam? Şöyle bak, dikkatli dinle. K'yı sormuş bize. Ben P eksi 3'ü buldum. Ben yukarıda bana verilen polinomda, yani şurada, şurada P eksi 3'ü elde edebilmek için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Tabii ki eksi 5 yazmam gerekiyor ki P eksi 3 gelsin. Demek ki burada da ben x gördüğüm yere eksi 5 yazacağım artık. Hadi yazalım. P eksi 3 eşittir eksi 5'in karesi 25. Eksi 3 kere eksi 5'ten artı 15. Ve artı bir de k'mız var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Çok güzel. 25 ile 15'i topladın, 40. Gittim buna k ekleyince 5 mi bulman gerekiyormuş? O zaman k eşittir 5 eksi 40'tır. 40'ı karşıya attınız ve k buradan kaç gelir? Eksi 35'in ta kendisi gelir. Cevap da budur. Çünkü bize k sorulmuştu. Tamam. Bak, umarım iyi gidiyordur, düzenli gidiyordur. Her şeyi anlamışsındır. Çünkü her şeyi bak sırasıyla tık 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 rayına koyacaksın. Her şeyi rayına koyarsa polinomlarda bölme kısmında hiçbir zorluk çekmez. Anlaştık? Notumuza bakalım. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamının formülü P1 artı P-1 bölü 2'dir. Tek derecelilerinki ise P1 P-1 bölü 2'dir. Yani aynısı olacak. Tek bir farkla bununki artı, bununki eksi olacak formülünde sevgili arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin, bir katsayı hani çift dereceli terimler ve hani katsayı demeyeyim de x'in dereceleri doğal sayı olacağı için ya tektir ya çifttir zaten. O zaman çift dereceli olanların katsayılarıyla tek dereceli terimlerin katsayılarını ben toplarsam tüm katsayılar toplamını da bulmam gerekiyor değil mi? Evet, çok mantıklı. Peki tüm terimlerin katsayıları toplamını ben nasıl buluyordum? Px polinomu için x gördüğüm yere 1 yazıyordum. Yani benim P1'i aslında bulmam gerekiyor. Bakın zaten çift dereceli terimlerin katsayıları toplamıyla gidip tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını toplarsanız eğer, hadi toplayalım bak. Paydaları 2 değil mi? 2. O zaman sadece üstleri toplayacağım. Üstleri toplarsam da P1, P1 daha 2P1 yapar. Artı P eksi 1 eksi P eksi 1'den gitti, 0 kalır. Bir de bölü 2'miz var. 2'lerde giderse zaten P1 gelir. Bakın ne kadar da hoş ve nizami değil mi matematik? Tamam. 20. örneğimize bakalım. Px polinomu verilmiş bize. Bu polinomu açıldığında tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Peki polinomu açmamıza gerek var mı? Hayır. Niye açalım ki? Değil mi? Yani bize mis gibi tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı olan P1 eksi P eksi 1 bölü 2 formülü verildiyse ben bir daha gidip bunu niye açayım güzel kardeşim? O zaman önce bizim neyi bulmamız lazım? P1. P1'i bulalım hadi. P1 eşittir 1'in küpü 1, 1'in karesi 1 artı 1 bunun karesi. 1 ile eksi 1 birbirini götürür, 1'in karesi de 1 yapar. Yani şu kısım neymiş? 1'miş. Eksi. Bir de bize P eksi 1 lazım. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Fakat önünde eksi var. Eksi 1. Şuraya eksi 1 yazarsam eksi 1 gelir. Bir de bunun karesini alacağım. Şurası eksi 3 yapar. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 1'den 9'u çıkarıp 2'ye böl demiş bize. Tamam yapalım. 1'den 9'u çıkar. Eksi 8. 2'ye böldün. Ne geldi? Şurası 8. 2'ye bölersen de eksi 4 gelir. İşte tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı eksi 4'müş diyebiliriz. Ve gençler, sağ üst tarafa geçiyorum. 21. örneğime. Bu videodaki polinomlar ders 1'in son örneği. Tamam. Bir Px polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamı tek dereceli terimlerinin toplamına oranı 1'dir. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı diyelim. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamına oranı 1'miş. Yani o zaman oran 1 ise demek ki bunlar birbirine eşit. Yani P1 artı P eksi 1 bölü 2 eşittir P1 eksi P eksi 1
bölü 2. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman 2'leri görmemize gerek yok değil mi? 2'leri görmemize gerek yok. Cort, cort. E bunlar birbirine eşitse, bunlar birbirine eşitse. Her iki tarafta bakın tekrar yazmak istiyorum. Net görün. P1 ile P-1'in toplamı P1'den P-1'in farkına eşit olacak o zaman. Evet. E şimdi madem öyle, her iki tarafta P1 olduğuna göre ben bunları götürürüm. Şunu da şu tarafa atarsam 2 tane P-1 eşittir 0 gelir. O zaman P-1 0'ın ta kendisidir. E şimdi P-1 0'sa şurası 0'dır anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet, çünkü orada P-1 var. Demek ki P1 kaçmış? 16'ymış. Şimdi bize ne sorulmuş? Bunu bir güzel okuyalım hadi. Px'in katsayılar toplamı. E ben Px'in katsayıları toplamını bulurken x gördüğüm yere 1 yazmıyor muyum? E evet. Yani P1 sorulmuş bana. E evet. E P1 ben zaten karşıma çıktı burada. Cevap neymiş? 16'ymış diyeceğiz. Evet. Arkadaşlarım, polinomlarda bölmeye geçiyoruz ki çoğunuzun polinomlar konusunda sıkıntılı olduğu nokta burası. Bu sıkıntılı konuyu beraber işleyeceğiz ve şu cümleyi ben sana kurduracağım. Ulan bu konu ne kadar kolaymış diyeceksin. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.